Şimdi yanlış tedavi mi yoksa nedir olay diyeceğimiz bir haber. AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok gripal enfeksiyon yaşıyor ve hemen ardından Ankara'da özel bir hastaneye başvuruyor. Kendisine bir takım ilaçlar veriliyor. Problem şurada başlıyor. İsmail Ok'un kalbi duruyor. AK Partili vekil şimdi bu olayın araştırılmasını istiyor. Bakın yaşadığı süreci CNN Türkiye nasıl anlattı? Bu verilen ilaçlardan bir tanesi ameliyata alınan hastalara yoğun bakım öncesi kalp ve solunum kaslarını yavaşlatıcı, durdurucu bir ilaç verilmiş. Dolayısıyla bu ilaç da bizim kalbimizi durduruyor. Eşim yanımda o anda olmasa şu anda hayatta yoktuk. Zaman zaman hastane ve doktor ihmalleri gündeme geliyor. Bu kez bir milletvekilinin başına geldi. AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un iddiasına göre yanlış teşhis neredeyse ölümüne sebep oluyordu. Emboliyle ilgisi yok. Emboliyatti deniyor. Yoğun bakıma kaldırılmam gerekirken yoğun bakıma kaldırılmıyorum. Solunum maskesiyle tomografi cihazına gönderiliyorum. Uyutuluyorum. AK Partili Ok gripal enfeksiyon nedeniyle Ankara'da bir özel hastaneye başvurdu. Ancak iddiasına göre ameliyat öncesi kasları yatıştırıcı bir ilaç kendisine verildi ve o ilacın verilmesiyle kalbi durdu. Müdahale edilip hayata döndürüldü. Ardından da hastaya beyin hasarı oluştu, sakat kalabilir denildi. Doktoroğlu risk alarak şehir hastanesine götürdü. Entübe edilmiş bir hastayı yerinden kımıldatmakta risk ama burada kalsak babamız en kötü ihtimalle sakat olacak. Ardından yargı süreci başladı. Bu süreçte de dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan, durduran ilaç verildiği ortaya çıkıyor. Bunu hastanede itiraf ediyor, doktor da itiraf ediyor. Bu muayene olduğum doktorum, bu reçeteyi yazan doktorum FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası aldığını öğreniyoruz. Bu doktorum işte FETÖ'den 6 yıl 10 ay gibi 13 ay gibi bir hapis cezası alması kafalarda soru işareti oluşturuyor. Herkesin kafasında bu bir suikast mı sorusunu doğmasına neden oluyor. Başlatılan yargı süreci devam ediyor.